Ak Tengri'ye haber edile. Islıklı ok atıla. Ey mavi göğün sahibi Gök Tengri. Oklarımızın ıslığını duy. Bizi dinle. Yağız yerin tek hakimi Ulu Gök Kağan'ın ulu ecesine kulak ver. Yere buğday saçarız ki barış ola. Toprağa kımız akıtırız ki kan akmaya. Atları salarız ki bizim uçtula. Mavi göğü, Yağız yeri, bilge suyu kollayan Tengrim. Bize bir işaret bağışla. Yolumuz bize esenlik mi getirir, karanlık mı? Gök Tengrim bize bir işaret bağışla. Timur! Savunmaya geç! Halı korumaya alın! Sıktılar. Hanımızı koruyun! O iki küçük çocuk için. Çift başlı kurdun pençesi orada! Açın kapıyı! Ulak gelir! Vargıbek. Geldiler mi? Bekleriz Balamir Yapkum. Hazırlıklar bitti mi? Bitti Vargıbek. Tek eksiğimiz hanımız. Eksik olsun hanımız. Kırçıcak. Bana kızma babam. Eksik bir tekine gelin giderim. Hiç mi üzülmezsin? Balamir Yapkum. Çift başlı kurdun pençesi Alpago hanımızı vurmuş. Kandaşı nasıl? Yarası ölümcülmüş Yapkum.
vatandaşımın canı için Göktengri'ye yakaracağım. Çıkın. Herkes çıksın. Okları çıkardım. Tam üreyine gelmemiş. Ne zaman uyanır? Okun biri üreyini kaçırmış. Ama öteki ok omuz kemiğini kırmış. Hanımız çok kan kaybetmiş. Göktengri bilir. Ama uyanması çok zor. Düğün diye çıktık. Yuva mı vardı Kalpako? Hep bu uğursuz eksik yüzünden.
Ana. Göktengir'im izin vermedi verilmesine. Hep bu uğursuz yüzünden. Ana yeter! 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 Rahat bırak artık şu garibi. Dili vardı, dolmaya verin beni dedi. Ne uğursuzluğunu gördün? Hain damın sütünü içti. Daha büyük uğursuzluğu mu olur? Hanımızı vurana çapulcunun hiç mi suçu yoktur? Ana! Ana! Eğer babam ölecekse... Tengrim korusun. O Albuz Okçu yüzünden ölecek. Batuga yüzünden değil. Batuga sende ne dedi, ok babamın yüreğini kaçırdı. Bütün bozkırı aramam gerekse de sana and olsun ki bulayacağım. Hanımızı vuran okçuyu ayaklarının altına sereceğim. Nasıl? Saldık. Kimdir bilmeyiz. Çift başlı kurdun pençesiyim diye herkesin bildiği yüzü saklı bir kız. Bulayacağım. Ben yüzünü gördüm. Bir daha görsen tanır mısın? Çok kısa bir an gördüm. Ama şu boylarda. Kaşları kara, saçları örük. Bir dokun kolunu sıyırdı. Yarası vardır. Sen kalasın Saltuk. O çapulcuyu yakalama görevini babam bana vermişti. Teginim, sen burada kalasın. Hanımızın durumu ağırdır. Babanın yanından ayrılmayasın. Alpogan gerçekten öldü mü şimdi? Batuga sendeledi. Ok tam üreğine gelmedi gibi ama. İki tane ok yedi bağrına. Çoktan ölmüştür. Erlik Ağa'nın boğaları alıp yerin dibine götürmüştür o ağabeyi. Ak kız, babanın öcünü aldık. Babamın sesini duydum düşümde. Ne dedi? Yayını ger, okunu at. Düştüğü yer yazgındır dedi. Ok da kartal gibi, ejderha gibi bir şey isabet etti. Alpagon işte. Öcünü aldın. Yazgın öcünü almaktı. Yine kanar bu. Şumsar da Alpago Han'ın yuh törenini görmeden ölmeyeyim. Asıl bizim düğünü görmeden ölemezsin. Demeyem hanım. Bu kadar ganimetten bize de düğün yapacak kadar düşer. Düşer ya. Hazır kızın kolu da yaralı. Risto'nun da ona bir güzel yeni çiçeğini alırım artık. Ben sana tek kolumla da yeterim. Yetersin, yetersin. Şimdi bile yenerim seni. Var mısın? Oo! İzle oğlum bak. Yenersem alırım kızı. İyi. Ama ben yenersem bir daha ısırma demek yok. Kabul.
Ortadaki ağaç hedef. Yeter! Sen bir yenilmelere doyamadın. En sonunda ben yeneceğim Hakkız'ı. Alacağım seni, o olacak. Sen bir bakayım atına. Yoldurma o saçlarını bana. Ok yarışı marışı yok. Git çolpanağına haber ver. Emrin olur Sırma Hanım. Hemen obaya gidiyoruz. Malları dağıtıyoruz. Haftaya da düğün yapıyoruz. Sürün şu arabayı. Haydi haydi. Tamam Sırma Hatun. Dellenme ya. Dellenirim. Dellendim. Aa. Haydi. 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 Kızdırmayın Sırma'yı. Hadi. Gel oğlum. Neden çaldın? Açım Çolpan Hanım. Herkes aç. Neden açız? Hanımız bizi niye doyurmaz? Çünkü babamın ve bacımın canına kıyan gökler bizi gök ordaya sokmazlar. Hayvanlarımızı, keçimizi, sütümüzü sattırmazlar. İpek yolunda ticaret yaptırmazlar. O yüzden açız. Senin açlığının sebebi göklerdir. Ama sen dağdan çaldın. Dağ dağ satmaz. Dağ dağdan çalmaz. Dağ gökten hakkını alır. Ama dağdan çalmaz. Çalamaz. Töremiz boyundan çalanın canını alır. Sana yarlığım, açlıktan yavaş yavaş ölmendir. Etme hanım. Kılıcınla al canımı. Kılıçla ölmek yiğitlerin hakkıdır. Adi bir hırsız kılıcımın onurunu hak etmez. Yaşadığın gibi onursuzca öleceksin. Bağlayın direğe. Yine çapıla mı çıktın sen? Çıktım. Ama bu sefer Gök Kağanlığı'nın vergi kervanını değil, yeğenin Batuga'nın gelin görümlüğü kervanını çapulladım. Kapıyı kapat Tilbe. Sen ne yaptın? Alpaguhan.
bizi obamızdan sürdü. Beni de, seni de yetim bıraktı. Yeğenini öksüz bıraktı. Biz senelerdir hiçbir şey etmeden oturduk. Ne bilirsin benim oturduğumu? Oturmadıysan hani verdiğin söz? Hani içtiğin and? Benim hanım obasına söz vermişti. Gök, dağın önünde diz çökecek demişti. Hanım yapamadı. Ben yaptım. Diz çök. Hayır. Hanının önünde diz çök. Sen Alpagu Han'a göklere diz çöktürdüğünü sanırsın, öyle mi? Diz çöktürmek için önce diz çökmek gerek. Sen binmişimi öyle bir bozdun ki Akkız. Evren Alp'ın emaneti olmasan şimdi alırdım canını. Yaman, yok edin arabayı. Kuzubek! Kayıt ekini gördün mü?
Taht odasındadır. Tengrim sana uzun ömürler versin han babam. Ama senden sonra benim kağan olmamı mı dilersin? Kurultay seçecek elbet ama ülkeler kılıçla alınır, bilgiyle tutulur. Ola ki kandaşın Temur kılıcını senin aklına sunarsa Gökhanlığının sırtı yere gelmez. Babam! Daha ölmedi. Ölmedi. Ölmeyecek de. Ben sadece... Sen sadece... O... Onu burada görmeyi özledim de. Sen... Sen niye buraya geldin? Seni aradım. Saltuk. Han babanızın durumu ağırdır, sen kalasın dedi ama... kanıma dokunur. Babamı vuran o albazın peşinden gitmediğim için. Bir bölük alpalık çıkayım derim. Saltuk bulamazsa çıkarsın. Babam o görevi bana verdi. Saltuğa değil. Çift başlı kurdun pençesini sen bulacaksın Temur dedi. Temur! Burada kal. Babama bir şey olursa bir de seni aramayalım. İyi. Eğer babama bir şey olursa seni nerede bulacağımızı biliriz. Nasıl olsa. Ben senin öcünü alamadan Alpaguan öldü baba. Kardeşim. Senin gibi kuma hatun olsun diye yetiştirdim tutkunu. Saraya girecekti. Kaan olacak tekini ayartacaktı. Çocuğunu doğuracaktı. Alpaguan ölmeden önce de kulağına fısıldayacaktı. Gayrı göğü dair edecek Alpaguan diyecekti. Alpaguan göğü dağa bıraktığını bilerek ölecekti. Daha ölmedi.
Tufan Hanım. Alpagan uyansa da uyanmasa da göğü biz yönetebiliriz. Tutkunu saraya sokmanın tam vakti. Nasıl gireceğim ki saraya? Bu vakit imkansız. Aksine en mümkün vakit. Bütün gece uyumadın mı? Yok. Gök Tengri'nin kut verdiği hanı vurmak uyutmaz kişi olduğun işte böyle. Hanlığı batsın. Hem obamızı yaktığı gün sen demedin mi? Çift başlı kurt gelecek. Gök Tengri kutunu ona verecek dedin. Öyle. Türkleri bir edecek dedim. Ama sen Kaan'ı öldürdün. Yani Kaan Bozkır'ı yakmadan bırakmaz. Türkler nasıl bir olacak ha? Atugan'ın aklı olsaydı o yeni Kaan olurdu. Bozkır'ı da yakmazdı. Nereden bilirsin Bozkır'ı yakmayacağını? O küçük Tekin iyi biriydi. Hem sadece göğün de değil, dağın da oğlu. Ondan iyi bir kan olurdu. Aklı yok. Aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden Kaan olur, ondan Kaan olmaz. Alpagoğan'ı bizim vurduğumuzu öğrendiler. Bekle.
Hünkârilerin yaralı. Buyurduğun gibi kimseyi öldürmemeye çalıştık. Ama direnenler oldu. Yine de obayı yıkın. Kuşku kalmasın. Esir olmaya hazır mısın? Dağ için canımı bile veririm. Göğe esir olmak nedir ki? Hangi Tekin hedefimiz? Kimdir tahta yakın olan? Temur mu Kaya mı? Kaya Tekin tahta geçer. Temur Tekin de kılıcını ona atar. Alpagohan kendinden sonra Kaya Tekin'in tahta geçmesini buyurdu. O zaman saraya gir. Kaya'yı ayart, çocuğunu doğur. Göğü er meydanında başa yediremeyiz ama altın eteğinde diz çöktürebiliriz. Eğer başarılı olursan gök kanlığını biz yönetiriz. Bir de şu Alpagohan'ı vuran okçuyu da alırsam götürüp göğün önüne atarım. Alpagohan'ı vuran okçuyu da alırsam götürüp göğün önüne atarım. Hatun? Ne oldu? Bir şey konuşacağım diye bizi istemişsin. Yemeğe diye çağırınca gelmiyorsunuz. Ben de bir şeyler konuşacağım diye çağırdım. Kimseyle? Ne yapayım? Babanızın başından ayrılmıyorsunuz. Bazılarımız babamızın başından ayrılsa da tahtından ayrılmaz. İyi. Haydi iki lokma yemek yiyelim. Geceye bir şeyler hazırlatıyorum. Onları götüreyim. Kaya Tekin, Temur Tekin. Saltuk Bey ulak göndermiş. Çift başlı kurdun pençesini bulmuş, getirilmiş. Çift başlı kurdun pençesi mi? Haydi. Thank you.
Çift başlı kurdun pençesi bu mudur? Bilemedim Yasav oğlum. Pek benzemez ama. Alpagu Han'ı vuran okçuyu da alırsam götürüp köyün önüne atarım. Kılıç mı? Ok. Hanım. Kes. Lütfen. Ne olur bağışla. Bağışla ne olur. Lütfen bağışla. Attığın ok. Omzuna geldi demiştim. Omzuna bak. Dur. Kolundan da vur. Gökmen başının attığı ok. Kolunu sıyırmış. Yaralıdır. Bu kızdır hanıma vuran. Hangi boydanmış? Boyu yoktur. Kimsesizmiş. Nasıl buldun o zaman kızı? Şaşırdım çoktur Tekin'im, bilirsin. Uğruların arasında Alpagu Han'ı ben vurdum diye dolanıp dururmuş. Saklanmak için dağ obasına sığındı dediler. Gittim buldum. Vurdum. Yani Çolpan Hatun, babamı vuran o okçuyu saklamış, öyle mi? Alpagu Han'ı vurduğunu bilmezmiş Tekin'im. Ama dağlı anasının ihaneti vaktiyle yüzlerce alpımızın canına mal olmuştu. Ben de Çolpan Hatun'un obasını yaktım, kızlarını esir aldım. Yarın burada olurlar. Thank you.
Limanım. Sırma. Sırma. Sırma, iyi misin? Bir şey yok. Merak etme, baygın sadece. Yaman. Şşş, tamam. Tamam. Bitecek, tamam. Gel. Al kız. Sen, ben, Yaman. Sakızları kurtarırdı bizi. Şimdi Yaman'ım yok. Biz tutacağız. Uğlayacağım. Sana bir şeyler hazırlattım. Konak otağından biri açsın. Uğlayacağım. Siz tutmayı seversiniz. Oğlu Tuğçe'yi de demledik. Biraz uyursunuz belki. Onu ilk gördüğümde Tanrı Perun zannetmiştim. Tanrı Perun mu? Bizim kabilemizin inandığı tanrıları. En güçlüsü. Ha, tabii. Siz o zaman pagandınız. Rus varekler öyleydi. Ben de birçok tanrıya inanarak büyüdüm. Ama en çok ondan korkardım. Perun'dan. Fırtına ve yıldırım tanrısı. Hanımızı fırtına ve yıldırım tanrısı mı zannettiniz? Kalemizi nasıl ateş ve toza boğduğunu görseydin, sen de öyle zannederdin. Şimdi nasıl da insan neşelenecektir. Hanımızla nasıl tanıştınız olayacağım? Tanışmadık ki. Beni tutsak aldı. Rus prensesini mi tutsak aldı? Baksana hanımıza. Prenses olduğumu bilmezdi. Türkler prenses olduğumu anlamasın, fidye istemesinler diye. Babam yüzüme iskarası çalmıştı. İskarası sizin soylu güzelliğinizi örtemez olayacağım. Hanımız hemen anlamıştır prenses olduğunuzu. E anlayınca ne yaptı hanımız? Uğursuz eksik yüzünden vuruldu. Burada yatar. Ana. Seni sevindirecek bir haberimiz var. Temur çift başlı kurdun pençesini yakalayamadı. Ama Saltuk bulup öldürmüş. Söz verdiğim gibi, bulayacağım.
Gök Tengri'me alkışlar olsun. Var olasın Saltuk. Balamir bunu kullanır. Oğullarımı beceriksizlikle suçlar diye çok korkardım. Bek gelir! Kuzu Bek. Kayateginim. Şuraya bir direk çakın da çift başlı kurdun pençesini asalım. Herkese ibret olsun. Temur Tegin, dün gece onun buyruğunu vermiş Kaya Tegin'e. Bugün getirecekler direği. Saltuk'tan önce davranıp yakalayamadı. Ama benden önce davranıp asar kızı, ha? Kuşkulu bir hareketi var mı? Yok. Temur Tegin anımızın başından hiç ayrılmaz. Ama ne Kuzu Bek? Bak ben seni Temur'un peşine boşuna takmadım. Kuşkulu bir şey varsa söyle. Çekinme. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Ama tahta göz dikmesinden korkacağımız kişi Temur Tegin değil bence. Prenses Meijin. Meijin mi? Yine ne yapmış o dokuz başlığıyla? Çin'den beklediğimizi yapmış. Tahta göz dikmiş. Kösüç kız. Gerekirse çıkarırız. Merak etme. Sen niye avluya geldin? Bir şey oldu. Ne oldu? Seni babanın başında bulamayınca Temur'a sordum. O da dedi ki... Ne dedi? Kaya'yı babamın başında arama. Tahtında ara. Oradadır dedi. Ben en sonunda bunun dilini koparacağım var ya. Kaya... Kapışma şu Temur'la. Meijin tuzakta bekler. Sen kandaşına sahip çıkmazsan... Çin sahip çıkar. Kaya Tekin'im. Balamir Yapgı ordusuyla surlara dayanmış. Babam ölünce tahtı ele geçirmek ister. Yürü yürü. Yine mi babanın başındaydın? Kaç gündür uykusuzsun? İyileşsin, uyuruz. İyileşmez de, ölürse... Kaya'nın kan olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin gök kanı olacağını... Çin İmparatoru'na soracak değiliz. Temur. Sus.
Sus. Peki. Ben sustum. İçindeki aslan da susacak mı? Baban Kaya Kağan olsun dediğinden beri sessiz sessiz kükrer o aslan. Bilmem mi sanırsın? O aslan şimdi Balamir'e kükremeye gider. Amcam olacak o adam, ordusunu almış surlara dayanmış. İlla bir şeye dertleneceksen babamın buyruğuna değil, amcamın ordusuna dertlen. İlk akbabamız hoş buldu. Bakalım amcamdan sonra sıradaki akbaba kim? Rus Kinezi dedemiz olmaya. Yüce Prens kaçırmaz taht kavgalarını. Çin İmparatoru kayınbabanı da unutmuyor. Kaya! Babam sana verdi Kaan'la. Bana değil. Çin İmparatorluğunu da ilgilendiren bir durum yoktur. Meijin de bunu bilir mi? Bilse iyi olur. Beni çağırmışsınız prensesim. Hemen Taizu'ya haber sal. İmparator babama Gökhan'ın ölmekte olduğunu bildirsin. Desin ki gök tahtı boşalır. Davranmazsak Balamir Bek dolduracak. Balamir Bek'ten kurtulsak Kaya Tegin yolumuza çıkacak. Babama desin ki Sadık kızı buyruklarını bekler. Emredersiniz. Geliştir Balamir Yavgu. Baskına mı gelirsin? Kandaşım, Alpagu Han'ı görmeye geldim. O nice sözdü. Ordunun yarısıyla gelince amca. Bağlılığımdan şüphe mi edersin yeğenim? Elbet kuşku duymaz Yavgum. Ama ordun gök halkını huzursuz edebilir. Alplarına burada çadır kuralım. Sen ve kuzenim gök orduda hoş karşılanacaksınız. Komutan Pars'a ilet. Alpagohan ölür ölmez şehri işgal edin. Sarayı ele geçirin. Şu yakanı düzeltelim de Kır Çiçek beğensin seni, ha? Yakaya varıncaya kadar ho dersin, değil mi? Ama belki Gök Tengri insafa gelir, sana aklını geri verir, ha?
Canı yok gibi. Çok kan kaybetti. Ama Göktengri Han'ımı koruyacaktır. Katili kimmiş? Yakalayabildiniz mi? Yakaladık Begüm. Birazdan avlunun ortasına asılacak. Hanımın dinlenmesi gerek. Yüzümün taşı. Odada düşürdüm sanırım. Hemen alıp geleyim. Gülselin. Kırçıya yardım et de yüzüğünün taşını bulsun. Küçük yılanı hanımızda yalnız bırakma dersin. Buldum. Kuşkulu bir şey oldu mu? Yok. Yerde yüzüğünün taşını arardı gerçekten de.
Güneş tepeye çıkınca Kam kadın aynı yapacak. Erlik Han'a kurban verip hanımızın canını almaması için yalvaracağız. Ortacı fayda etmedi demek. İşimiz Kam kadına kaldı. Zehir babanın kanına karışacak. Sonra da ben senin gibi bir eksiğin gelin değil, bu sarayın bir kesi olacağım akılsız tekin. Baba. Boynuna yay kiriş dayadığın çocuğu hatırlıyor musun? O günden beri ilk defa konuşur o çocuk. Anamın öldüğü gün sustu. Babamın öldüğü gün konuşur. Sen odana git. Batuka Tekin'imiz çocuk haliyle ihanet edecek değil ya. Bugün çocuktur. Ama yarın büyüyecek Saltuk Bek. Hem göğün hem dağın oğlu bir Tekin'imiz olacak. Devletin bütün sırlarını bilecek. Ya anası gibi o da bizi satarsa? Bugüne kadar sarayda düşman beslemişiz. Dağ göğe çolak bir Tekin doğurdu diye. Bir kez daha mı düşman besleyelim? Ulu Ecem doğru der. Batuka Tekin bizden anasının öcünü almak isteyecek. Nasıl alacağım? Eli yok, ayağı yok. Öc almak için eli ayağı gerek yok ki. Akıl, akıl yeter. Cilladı getir. Öldürecekler beni.
Öç almak için el ayağa gerek yok ki. Akıl yeter. Ama ya aklım olmazsa? Alacak aklım yok diye canımı bağışladın ama seni o akılsız çolak korur. Haberin var mı? Koskoca Kaan'sın. Ama bana gelin olsun diye saraya soktuğun kız seni zehirler. Haberin var mı? Daha senden anamın öcünü almamışken seni oktan korudum. Zehirden kurtardım. Haberin var mı? Sen ölürsen taht kavgası çıkar. Ülkem bölünür diye. Öcümü unuttum. Ölmeni çok isterim. Ama ölme diye de her şeyi yaparım. Kılıcı veren kızın seni vurduğu gün ne dedin ya bana? Bir ses versem, bir kere sesini duysam. Şu karşı dağları yıktırır. Şu sessiz ırmağı kuruturdum. Bir ses versem. Bir ses vereyim. Dedin ya, küçücük bir çocuğun gözlerinin önünde anasını öldüren adama ses verilir mi? Rıza verilir mi? Evlatlık hakkından geçilir mi? Sana sesimi de vermiyorum, rızamı da vermiyorum, evlatlık hakkından da. Geçmiyorum Alpagoa. Sebebini Göktengri'ye kendin anlatırsın. Dilerim ki o canını anam kadar kolay vermez. Ama olur da uçup tamağa varırsan şunu bil ki, ben senin gibi değilim. Ben ailemi korurum. Elim tutmasa da, ayağım koşmasa da, ben ailemi korurum. Oğullarım bana emanet. Merak etme. Thank you.
senin adın gel köle, git köle. Adın ne, kime ne? Bundan böyle senin adın gel köle, git köle. Adın ne, kime ne? Bundan böyle senin adın gel köle, git köle. Adın ne, kime ne? Bundan böyle senin adın gel köle, git köle. Adın ne, kime ne? Bundan böyle senin Sırma. Adın gel köle. Nalı, kaldır şunu şuradan. Sırma, kalk. Güçlü olmamız gerek. Bana güç gerek değil. Bana ölmek gerek. Şş, deme öyle. Ben evlenecektim. Yavuklum düğünümüne çıkacaktı. Haftaya düğünüm vardı benim. Çocuklarım olacaktı. Benim halde olacaktım ben. Köle olmam. Ölürüm de olmam. Öldür beni. Yalvarırım, çek kılıcını, saplama ağrıma. Dindir acıma. Yem hanımın yanına yolla, öldür ama götürme beni o saraya, yalvarırım. Kes Nalı, kes. Sakinleştir şunu yoksa. Yapma. Sırma, gideceğiz buradan, kurtulacağız. Yaman da kurtulacak. Toyunuzu kuracağız. Kaçacağız buradan, yemin, yemin. Daha gökten kaçacakmış. Haydi köleler, haydi. Biz köle değiliz. Esiriz. Gök Tengri'ye and olsun ki ben de ak kızsam bu sarayı başınıza yıkarım. Yine de köle olmam. Olmayız. Dağ söyler, gök dinlesin. Biz köle değiliz. Göğe boyun eğmeyiz. Ne olur burada? Alpaguan için ayin başlayacak. Başlamadan sokun şunları içeri. Daha iyi dağılın siz de. Haydi. Dağılın haydi. Gülüm. Keşke aklın olsaydı da sen Kaan olsaydın Göktegin'e. Beni bu saraya tutsak etmezdin. Teginlerle konuşmak yasak. Kurduk pençesi orada. Sensin. Çift başlı kurdu.
Alpagu Ağa'na vuran okçu sensin. Alpagu Ağa'na vurmadan sen vurdun. Kurdun pençesi o değil. Sensin. Temur Degin. Canın alacak. Thank you.
Haydi. Haydi! Haydi! Bitene kadar misafirimizsin. Göktengri'ye mi yakarsın? Kut verdiği ulu kağını yere çaldın. Göktengri seni duyar mı sanarsın? Anca Erli Kağan'ın boğaları duyacak seni. Boynun vuruldukta alıp yerin dibine götürecekler. Erlik Han, yerin altında, yeşil demirden bir sarayda, gümüşten bir tahta oturur. Emrinde 9 semerli, 9 boğası vardır. O boğalar ne yapar? Gök Tengri'nin uçmağını almadığı ruhları kaçırır, Erlik Han'a getirir. Erlik Han da onları köle yapar. O yüzden siz olun. Onurunuzla, elinizde kılıcınızla ölün. O zaman Gök Tengri sizi görür, yanına alır. İt kurttan korkusuna. Anca havlarmış. Ne dersin? Gök iti değil misin? Kurttan korkuna düşmez mi çenenin bağ? Erlik Han'ın bağları alırmış da, yerin dibine götürülmüş de, alsın ya. En azından dövüşürüz. Hem Erlik Han'ın bağları, Alpago Han'ın kuşları gibi korkak da değildir. Dur haydi! Madem dövüşmeye yüreğin yok, vur! Öyle mi? İyi. Dövüşelim de gör var mı yok mu? Önce dilini koparacağım. Sonra yüreğini çıkaracağım. Bir kılıç ver de ben senin yüreğini çıkarayım. Bulabilirsem tabii. Çöz ellerimi. Bilerek kışkırtırsan, kılıçsız ölüp uçmağa gidememekten korkarsın, o yüzden kılıç istersin. Onurumla ölmek isterim. Kılıç ver bana. Thank you.
Ya da seni kalanlarından da kurtarayım. İyi misin? O iki çocuğun öcünü almak için vurdum. Sen bana akılsız mı dersin? Akılsız, kafasız, düşüncesiz. Daha sayayım mı? Göktegin'i. Tamam. Göğün olduğu kadar dağın da teginisin. Tamam, Çolpan Hanımızın yeğenisin. Sana baş eğer, bağır basarız. Ama ağzından çıkanı bil. Yoksa? Asıl sana ne demeli? Akılsız gibi davranırsın. Eksik olmadığın halde eksik gibi davranırsın. Çünkü aklım yerinde olursa başım yerinde kalmaz. Dağlı Hanım'ın öcünü almamdan korkarlar. Boğarlar. Gerçi benden değil. Senden korkmaları gerekirmiş de bilememişler. Ne yaparım? Senden niye korkarlar ki? Dağın oğlu anasının öcünü almak yerine gök babasının sarayında uslu uslu oturur. Öc alacak cesaret olanı da akılsız sanır. Gök hanını vurup gök zindanına düşen dağlı onu oradan kurtaracak göktekinle diklenir. Bu mu akıl? Akıldan değilse de dağ yüreğindendir. Kusura bakma Göktekin'e.
Ne olur. Kam kadın niye titrer? Anlatsam da Tengi tanımaz, Çinliler anlamaz. Ulu Ece'ye sorayım o zaman. Türk dinini anlamak isterim ama büyük gelinin anlatmaz diyeyim. Kam kadın Karatöserliğin huzuruna çıktı. Kurbanları sunmakta. Hanımızın canı için pazarlık yapmakta. Kabul etmedi. Ateşin rengi ölüme döndü. Babanı koruyan sendin. Gerek sen deledin. Konak otağında. Ben yayı çektim. O gitti, gitti. Sen güya sen deledin. O yüzden ölmez, hala can çekişir. Çünkü tam üreginin ortasından vuramadım. Senin yüzünden. Nasıl korursun? Nasıl korursun o adamı? Seni koruyunca iyi de onu koruyunca mı kötü? Kurban kanının gücü yetmedi. Kutlu kanın gücü gelen ya. Kutlu kanım hanımın olsun. Kutlu kanım hanımın olsun.
hanımın olsun. Bedenin gücü. Aklın gücü. Ruhun gücü. Ruhun gücü nerede? Ruhun gücü nerede? Ne demek istersin? Göğün bedeni, göğün aklı, göğün ruhu nerede? Göğün ruhu benim. Kutlu Alpagun'un kanındanım. Tahtta. Hakkı olanın. Amca, kam kadın. Göğün ruhunu sorar. Göğün tahtıyla karıştırmayasın. Batuga Tekin'imiz de kutlu kandandır. Göğün ruhu o olmasın. Dağ sütünde gök ruhu ne arasın? Batuga'yı getireyim de kam kadın bir baksın. Hı hı. Getir de baksın. Eli yok, ayağı yok. Aklı da yok. Belki ruhu vardır. Yok. Açmaz hiçbiri. Sonunda da sarayın dışına çıkan bir kapı. Ama... Ama? Kazacak elim mi vardı? Thank you.
tahta kılıcın da mı yoktu? Haydi kır artık şunu. Kuzubek. Batuga'yı gördün mü? Bu tarafa doğru gelmiş. Kraliçe bir kızı zindanlara götürdü. Batuga Tekin de peşinden gezinip dururmuş. Kızın suçu neymiş? Bir bilgim yoktur Timur Tekin'im. Bana bak! Kandaşım. Kandaşım bana bak. Bana bak! İyi misin? Yaralandın mı? Yaralandı mı? Kadın yaralandı mı dedim sana? Ne oldu burada? Ne oldu burada? Bu gök ben. Batuga Tekin'e saldırdı. Kandaşımın ne işi vardı burada? Niye saldırdı? Bilmem. İşimize takıldı. Aklı yok diye duyarım. Eceli çağırdı demek. Gelince de bu albus saldırdı garibana. Kıraç seni neden buraya getirdi? Suçun neydi? Onu size sormalı Tekin'im. Esir dağ kızlarına göz koyup zindan köşesine çekmek, sonra da onuruna el uzatmak Göksaray'ın adeti midir? Kadın, lafını bil de konuş. Eğer kandaşımın canını kurtarmamış olsaydın senin canını alırdım burada. Göksaray'ında böyle şeyler olmaz. Şunu. Gökmenler! Bu kansız kandaşım Batuga'ya el kaldırmıştır. Cezasını da kellesiyle ödemiştir.
Bundan gayrı kandaşıma dokunacak olan olursa kellesini koltuğuna alıp öyle dokunsun. Gökkutu'nun ruhu Kartal'a yemin olsun ki kadın, sana can borcum vardır. Kandaşım için. Bir gün ödersin Tekin'im. Güne başına götürün. Haydi. Bekle. Günebaşı'nı çağır. Yayına ger, okunu at Akkız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Okun düştüğü yer yazgın olsun.